nedir diyor. Şimdi k yerine sırayla 2'den başlayarak tam sayıları yazacağız sonsuza kadar ve ifademizi elde edeceğiz. O toplamayı hesaplamaya çalışacağız. Şimdi n yerine k yerine 2 yazıyorum öncelikle. K yerine 2 yazarsak bu ifade 3 bölü 2 üzeri. Şimdi k yerine 2 yazdım. 2 artı 1, 3 oldu. Sonra 3 yazıyorum k yerine. Bu ifade 3 bölü 2 üzeri 3 artı 1'den 4 olur. Sonra devam ediyorum. İşte k'nın yerine bir sonraki 2 yazdık, 3 yazdık. 4'ü yazarsak burası 4 artı 1'den 5 olacak. 2 üzeri 5. Böyle ilerliyor. Şimdi dikkat edersek şu paydaki 3 her birinde ortak. Yani 3 parantezine alabiliriz. Hatta şunu da yapabiliriz. 3 bölü 2'nin kübü parantezine alabiliriz. Bunu yapıyorum. 3 bölü 2'nin kübü. Bizim amacımız eğer böyle bir sonsuz toplam varsa, bizim amacımız bu toplamı şuna benzetmek. K üzeri 0, K üzeri 1, K üzeri 2. Eğer böyle bir ifadeye benzetirsek, tabi buradaki K da 0 ile 1'in arasında olmak zorunda. 0 ile 1 arasında olmak zorunda. Böyle bir şeye benzetirsek bunun sonucu 1 bölü 1 eksi K'ya eşit olur. Şu toplam buna eşit olacak. Eğer K'mız 0 ile 1 arasındayız. Şimdi şu K üzeri 0 1'dir aslında. Yani ilk terim 1 olmalı. Ben ilk terimi 1 yapmak istediğim için bu ifadeyi 3 bölü 2'nin kübü parantezine alacağım. Biraz şöyle soldan yazıyorum. 3 bölü 2'nin kübü parantezine alıyorum. Şimdi bunu aldım 1 kaldı. Art. Şimdi paydan 3'ü aldık. Orada 1 kaldı. 2'nin kübü parantezine aldık. Burası 2'nin 4. kuvvetiydi. Bu nedenle 2 kaldı orada. Şunları tekrar çarpınca 2 üzeri 4 olacak. Art. 3'ünü aldık. 1 kaldı. 2 üzeri 5'ti. 2 üzeri 3'ünü aldık. 2 üzeri 2'si kaldı. Tabii şurada 2 üzeri 1 aslında. Böyle ilerliyor. Bir sonraki de 1 bölü 2'nin kübü olur. Şöyle ilerliyor. Şimdi eşittir diyorum. Bunu da hesaplayalım. Bununla işimiz yok. 3 bölü 2'nin kübü 8. Şöyle parantez içine bakalım. 1. Şurada gördüğümüz şey 1 bölü 2 üzeri 1 aslında 1 bölü 2'nin birinci kuvvetidir. Şu ifadeyi de biz 1 bölü 2'nin karesi olarak yazabiliriz. Artı nokta nokta böyle sonsuza kadar gidiyor. Şimdi şuradaki ifade bizim şu k'lı ifademize benzeri. Sıfırıncı kuvvet, birinci, ikinci kuvvet şeklinde ilerliyor. Bunun sonucu şuradaki 1 bölü 2 de 0 ile 1'in arasında olduğu için 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2'ye eşit olur. Şu bağıntı nedeniyle. Eşittir diyorum. Şöyle çaprazdan çarpıp çıkarabiliriz. 1 kere 2, 2. 2'den 1 çıkarsa 1 kalacak. Yani bu ifade 1 bölü 1 bölü 2 ters çevirirsek bunun sonucu da 2 olacak. Şimdi şurası 3 bölü 8'di. Yazıyorum bunu. 3 bölü 8, yandakini de 2 bulduk. Sadeleştirebiliriz. 2'ye bölüyorum 4, 2'ye bölüyorum 1. Bu nedenle bizim ifademizin sonucu 3 bölü 4 oluyor.